Merhaba, merhaba. Evet. Merhaba arkadaş. Evet, konuş bakalım. Evet, Marmaris'teyiz. Şimdi biz şeydeyiz, Söğüt'teyiz. Şu an gördüğümüz çeşme Piri Reis tarafından donanmanın su ihtiyacını karşılamak için kullanılmış. Evet, Piri Reis Orman Çeşmesi. Piri Reis 1470-1554 gezilerinde suyunu bu kaynaktan almış. Var mı, ne kadar eski? Halen akıyor. Evet, Karaca Söğüt'ün, daha doğrusu Karaca'dayız. Evet, Karaca. Şeref abi, nasılsın abi? İyisin. İyiyiz, teşekkür ederim. Sen nasılsın Uğurcuğum? İyiyiz abi, çok şükür. Bizi bugün ağırladın. Teşekkür ediyoruz. Şey değil. Abi, burayla ilgili bizi biraz bilgilendirebilir misin? Burası bayağı güzel bir yer. Abi, bu sığal ağaçları bu başka yerde yok. Evet. Tek Muğla vilayetine ait bir ağaç. Ekim ayında sapsarı olur bu, saman sarısı. Yaprakları evet. Tümü. Ondan sonra kışın aralık gibi döker. Mart'ta tekrar filizlenmeye başlar. Ormana ait herhalde buralar. Tabii, ormanın, buralar orman. Orman buraya tel çekmiş. Evet, orman tel şey var. Burada da vardı tel ama çürüdü, gitti, söküldü. Bak, günlükler yıkılıyor. Bizim şeyde günlük ağacı diye geçer ama normaldeki esas ismi sığal ağacı. Sığal. Sığal ağacı. Evet. Önce geldiğimizde bu ağaçlar dikti. Evet. Daha sonra evet. Bir şey oluyor. Kışın çok çamurda ve de Nisan ayındaki rüzgar bu ağaçları yıkabiliyor. Köyün ismi Karaca. Ama burası Söğüt Mahallesi. Ondan toplamda Karaca Söğüt diye kullanılıyor. Eğer haritalardan buraya gelmek isteyenler olursa Karaca diye gelecek. Karaca Köyü, Söğüt Mahallesi. Sana dikkat et. Yani burada küçük bir tane marina var. Eskiden dikkat et. Evet, marina küçük. Arkanda 60 küçük teknelik marina var. Ama açıkta çok tekne şey yapıyor, demir atıyor. Onlar ücretli mi kalıyorlar? Yok, ücretsiz. Bizkede marinada olanlar ücretli. Ya burada önceden yelken sporları falan var, yapılıyordu. Gökova Yelken Kulübü diye kulüp var. Hemen karşımızda. Orada aşağı yukarı Türkiye birincisi çocuklar. Benim yeğenim Türkiye birincisi oldu. 5 kere. Evet, Türkiye birincisi. Evet. Yelken'de. Halil Demirel diye.
Marina özel çevre korumanın. Özel çevrenin. Abi ileride bir tane Piri Reis'in şeyi var, çeşmesi var. Evet, Piri Reis çeşmesi. O da bayağıdır orada. Tabii 1415 mi öyle bir şey yap, orada yazıyordu şeyi. O zaman su almış burada. Yani burada seferlere çıkarken sularını evet. Doldurmuş. Evet, oradan Piri Reis çeşmesinden doldurmuş. Evet. O zaman suya doğru biraz daha ilerleyelim ucağa. Genel burada balık oluyor mu? Nasıl? Balık olur. Tepede atarız. Böyle kışında balıklar olur. Kupra olur. Mırmır deriz. Bir de sokan deriz. Sarpa olur. Böyle balık. Böyle çeşitler. 4-5 çeşit balık olur. Buralarda balık çiftliği de var mı abi efendim? Yok. Şimdi eskiden vardı. Şimdi kapandı. Onlar böyle eskiden dinletiyoruz herhalde. Eskiden o şeyde Karaca Adası'nın hemen yan tarafındaydı. Ve de akarsuyun yanında yapıldı o şey. O yüzden çok balığı lezzetliydi yani. Türkiye'de bir numaralı üretim çiftliği. Önce gelişimizde deniz anaları vardı burada çok yoğun. Ama bu sefer yok. Pek yok. Şimdi şeyde Eylül ayında belki olursa birkaç gün olursa olur. Yani Ağustos ayında falan olur. Abi halen yelken sporları devam, sürüyor mu? Devam ediyor. Ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor. Okullar kapanınca başlar. Ama kışın da zaten buradaki çocuklar kışın da devam ediyor. Ve milli takıma sporcu yarışıyor burada. Filmlerde görüyoruz. Yani şu yolun şey manzarası bile bayağı bir üstün. Daha sonra denize uzanıyor. Evet. Ondan sonra Gökova Körfezi herhalde ilerisi. Evet, Gökova Körfezi. Ondan sonra Marmaris buraya kaç kilometre abi? 24 kilometre. 24. Minibüsler çalışıyor, minibüs çalışıyor ve taksiler var. Daha taksimiz var. Otel durumu nasıldır? Otel durumu, yatak kapasitesi bir aşağı yukarı 100 yatak kapasiteye ulaştı gibi bir şey. Evet. Ayrıca kamp yapacak İlker abi yakın bir zamanda. İnşallah. Buraya nasıl bir kamp düşünüyoruz abi? Karavan kampı ve çadır. En kısa zamanda açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yani burada olacak bir iş. Yani uygun bir iş buraya. İnşallah. İlker abi buraya nasıl bir şeyler düşünüyorsun? Planlama yap. Ya şimdikilik buraya işte lavabosunu, duş, tuvalet yaptık. İşte karavan, çadır böyle bir ihtiyaç gördük. Onu planlıyoruz ama bir bürokrasiden bazı şeyler var, engeller var. O yüzden onu kısa zamanda bir hafta, 10 gün içinde çözersek bu ay elektrik aboneliğiyle ilgili. Evet, elektrik aboneliğiyle ilgili. İnşallah ay sonunda bir açılış yapmayı plan yapıyoruz. İnşallah abi, inşallah. Ama bu sene açamazsak da 2024 yılında inşallah bu işi faaliyete geçireceğiz. Kaç buraya şey alırız abi? Karavan. Karavan 10 tane alabiliriz yani. 10 karavan. Rahat yani. 2 dönüm aşağı yukarı 2,5 dönüme yakın. Yarım dönümünü evin bahçesi say. 2 dönüm yer var yani. 2000 metre. Ona göre planlı şekilde. 10 karavan alır. Bir iki de bu ağaçların gölgesine de çadırcı da gelirse çadırcıyı da kabul edeceğiz. Abi nerelere dizeceksin mesela şey karavancıları? Karavancıları buraları evet dizeceğiz ve seneye, bu sene geliştiremedik. Seneye buraları çim yapacağız. Her tarafı yemyeşil. Çim halinde. Bu gördüğün ot zaten suyu vermediğimiz halde böyle. Bu suyu aldığı an hemen 3 günde kendini tazeler burası. Sosyal tesis mi diyelim? Evet, mi? Evet yani. Duşlarımız, bulaşıkhanemiz, lavabolarımız. Evet, tuvaletlerimiz. Evet. Burada da ortak alan, çamaşır makinesi, buzdolabı, ortak buzdolabı vereceğiz. Çamaşır makinesi vereceğiz. O zaman karavancılar sabırsızlıkla bekliyor buradaki İnşallah. İnşallah. Açılışı. İnşallah. İlker abiye çok teşekkür ediyoruz. İşte bizi burada ağırladı. Daha önceden de ağırlamıştı. Artık üçüncü defa oldu bu. Şey değil, yani her zaman ediyoruz. Şey değil efendim. Hadi bakalım, seni bir daha teşekkür ediyoruz.
Evet, şey bay bay yapıyorum. Hadi.